Merhabalar, kesirlerde toplama çıkarma işlemiyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen paydaları eşit kesirlerde toplama işlemiyle başlayalım. Eşit paydalı iki kesir toplanırken, varsa tam sayılar toplanır, toplama tam sayı yazılır. Paylar toplanır, toplamı paya yazılır. Eşit paydalardan biri toplamın paydasına yazılır. Hemen bunu bir örnekle gösterelim arkadaşlar. 1 bölü 4 ile 3 bölü 4 toplama işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bakıyoruz paydalar eşit. O halde ne yapıyorduk? Paylar toplanır, paya yazılır. Paydalar bir tanesi paydaya yazılır. Arkadaşlar hemen şekilde de gösterelim. Mesela önce bir 1 bölü 4 artı 3 bölü 4. Ne yapıyorduk? Payları topluyorduk, paya yazıyorduk paydanın bir tanesini payda yazıyorduk. O da ne olur? 4 bölü 4. Bunu şekilde gösterdiğimizde arkadaşlar 1 bölü 4, 4'e bölünmüş bir tanesi taranmış, 4'e bölünmüş 3 tanesi talanmış. Bunu topladığımızda arkadaşlar 4 bölü 4 yani bir tam bütün eder arkadaşlar. Örneğe Arkadaşlar tam sayılarda tam sayılılarda top, ne yapıyoruz? Bakıyoruz paydalar eşit. O halde tamlar toplanır tama yazıyoruz arkadaşlar. Yani bir tam bir tam daha iki tam. Sonra payları topluyoruz paya yazıyoruz. 1 artı 2 3 paydanın bir tanesini ne yazıyoruz? Paydaya yazıyoruz. O da ne olur? 2 tam 3 bölü 4 kesirini elde etmiş oluruz. Bakın arkadaşlar şekilde de gösterdiğimizde 1 tam 1 tam 1 4 2 bölü 4. Bakın arkadaşlar 2 tam burada 2 tam var. 1 2 2 3 3 bölü kaça bölünmüş? 1 2 3 4'e bölünmüş. 3 2 tam 3 4 buluyoruz. Örneklere devam edelim arkadaşlar. Bakıyoruz. Paydalar eşit. O halde payları topluyoruz paya yazıyoruz. Paydanın bir tanesini yazıyoruz. 2 2 daha 4. Bakıyoruz arkadaşlar paydalar eşit. O halde tamları topluyoruz. Tama yazıyoruz. Payları topluyoruz. Paya yazıyoruz. Paydanın bir tanesini paydaya yazıyoruz. 2 tam, 3 tam daha, 5 tam, 4 bölü 7 buluyoruz. Yine bakıyoruz arkadaşlar paydalar eşit. O halde ne yapıyoruz? Tamları topluyoruz tama. Payları topluyoruz paya. paydanın bir tanesini ne yazıyoruz? Paydaya yazıyoruz. 2 tam 7. E, 2 daha 9 tam 5. Bir daha 6 bölü 12 bulunur arkadaşlar. Bir doğal sayı ile bir kesirin toplama işlemini de nasıl yaparız? Arkadaşlar bir doğal sayı ile bir kesir toplanırken... Doğal sayı kesirin önüne tam sayı olarak yazılır. Sonra kesirin pay ve paydası aynen yazılır. Örnekle gösterelim arkadaşlar. Bir tam sayı bir kesir sayısını toplarken hemen tam sayıyı yazıyoruz. Sonra arkasına kesir sayısını ekliyoruz. Şekille gösterelim. 2 tam 1 bölü 4 nasıl yazılacak? 2 tam bakın. 1 bölü 4 de burada. 2 tam 1 bölü 4 şeklinde yazıyoruz. Hemen örnek yapalım. Arkadaşlar 4 tam ile 2 tam 3 bölü 4'ü nasıl toplarız? 4 tamla 2 tamı toplarız. Ne yapar? 6 tam. Sonra kesri hemen <laughs> yazıyoruz. 3 bölü 4. Bakın şekilde de gösterirsek 4 tam 2 tam daha arkadaşlar ne yapar? 6 tam yapar. 3 bölü 4 kesirisinde arkasını eklediğimizde 6 tam 3 bölü 4 buluruz. Örneklerle devam edelim. Arkadaşlar hemen tamı tama yazıyorduk. Kesiri de arkasına ekliyorduk. Tamları topluyorduk. 4, 3 daha 7. Arkadaşlar sonra kesri arkasına ekliyoruz. Ne yapıyoruz? Tamı tama yazıyoruz. Kesiri arkasına ekliyoruz. 8 tam 1 bölü 14 şeklinde ekliyoruz. Kesirlerde çıkarma işlemiyle devam edelim arkadaşlar. Paydalara eşit kesirlerde çıkarma işlemi hemen paylar çıkarılır, paya yazılır. Ortak payda aynen yazılır. Kuralımız bu. Payları çıkar, paya yaz, ortak paydayı aynen yaz. Örnek yapalım arkadaşlar. 5 bölü 7 eksi 2 bölü 7 bakıyoruz paydalar eşit. O halde ne yapıyorduk? Payları çıkarıp paya yazıyorduk. Yani 5 ile 2'yi çıkarıyoruz paya yazıyoruz. Ortak paydanın bir tanesini ne yapıyoruz? Paydaya yazıyoruz. Cevabımız ne olur? 3 bölü 7 olur arkadaşlar. Paydaları eşit tam sayılı kesirlerde çıkarma nasıl yapılır? Hemen bakalım. Tam sayıdan tam sayı çıkarılır. Tam sayı kısmına yazılır. Paylardan paylar çıkarılır. Paya yazılır. Ortak payda aynen yazılır arkadaşlar. Örnek yapalım. 5 tam 4 bölü 7 ile Hemen 1 tam 2 bölü 7'yi bakıyoruz paydalar eşit. Öncelikle neyi çıkarıyoruz? Tam kısımları çıkarıp tam kısma yazıyoruz. 5'ten 1'i çıkarıyoruz. Daha sonra arkadaşlar paydan payı çıkarıyoruz. 4'ten 2'yi çıkarıyoruz. Ortak paydayı yazıyoruz. Ne çıkar arkadaşlar? 4 tam 2 bölü 7 olur. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarma işlemi nasıl yapılır? Doğal sayı kesir sayısı şeklinde yazılır arkadaşlar. Yapılır. Daha sonra Paylar çıkarılır. Paya, ortak payda paydaya. Aynen yazılır. Hemen arkadaşlar 3 tamla 2 tam 3 <laughs> tamla 2 bölü 4 kesirini çıkarmak istersek. Öncelikle arkadaşlar 3 tamı ne yapmamız lazım? Bizim paydası 4 olacak şekilde kesire çevirmemiz lazım. Paydası 4 olacak şekilde kesire nasıl çeviririz arkadaşlar? 2 tam. 4 bölü 4 de 1 tamdır. 3 bölü 4 4/4'te 1'dir. Toplam 3 eder arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Bunu 2 kere 4 8 4 daha 12/4 şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar şu şekilde de yaz yazabiliriz. Biz paydamızı ne istiyoruz? 4 istiyoruz. Ben 4 bulabilmem için paydayı dör ne hangi sayıyı 4'e bölersem 3 çıkar? 12'yi 4'e bölersem 3 çıkar arkadaşlar. Bu şekilde de düşünebiliriz. Ben hangi sayıyı 4'e bölersem 3 çıkar. 12'yi 4'e bölersem 3. O halde ben bu sayıyı nasıl yazabilirim? 12 bölü 4 şeklinde yazarsam 3'ü elde edebilirim. Yani 12 bölü 4 ile 2 bölü 4'ü çıkardığımda 10 bölü 4 çıkacaktır arkadaşlar. Örnek yapalım arkadaşlar. Şimdi 3. Ben 3'ü paydasını 4 yapmak istiyorum. Ben Hangi sayıyı 3'e böldüğümde, 4'e böldüğümde paydası 3 e, çıkar. Arkadaşlar 12'yi 4'e böldüğümde ne çıkacaktır? 3. Ben paydayı eşit yapmam için 4'e böldüğümde düşüneceğim. Ondan sonra 1/4'ü çıkardığımda ne çıkar? 11/4 çıkar. Hemen gösterelim arkadaşlar modelle de. 3 tamdan 3 tamdan 1/4 çıkaracağız. Arkadaşlar ne kalıyor? 2 tam 3/4 çıkıyor. Bu da arkadaşlar 11 bölü 4'ü de ben 2 tam 3 bölü 4 şeklinde de yazabilirim. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.